İstanbul semalarında nadir görülen yüksek bulut tiplerinden biri olan sirokumulus bulutları görüldü. Akşamüstü ortaya çıkan bulutlar İstanbullulara görsel şölen yaşattı.6 ile 12 kilometre arasında görülen yaklaşık troposferin en üst seviyesinde tropopoz tabakasına yakın olduğu bilinen bulutlardır. Bunlar havanın soğuk olmasıyla tabii ki ilişkili. Ancak yukarı seviyede bir kararsızlık oluşması, böyle ince bir kararsızlık oluşmasıyla genellikle tanımlanır. Şöyle ki bu bulutlar çok incedir ve içinde buz kristalleri ve aşırı soğuk buz su tanecikleri vardır. Bunlar eğer birleşirlerse buz kristallerinin bir araya gelmesi ve içinde yoğunlaşma, yoğuşma taneciklerinin olmasıyla birlikte bu buz kristallerinin büyümesi söz konusu olur ve büyümesiyle birlikte bir gizli ısı açığa çıkar. Gizli ısının açığa çıkması enerjinin açığa çıkması anlamına gelir ve bu bölgede bulut oluşumuna sebep olur. Bulut oluşumuyla birlikte bu yaklaşık baş parmak büyüklüğünde, şöyle baş parmağımız büyüklüğünde ve küme küme bulutları biz görürüz yaklaşık 6 ile 12 kilometre arasında. Bu bulutlar aslında direkt olarak oluşum sırasında yağışa neden olmazlar. Ancak gece saatlerinde yağışa neden olma ihtimali olan bulutlardır. Ve eğer biraz daha kalınlaşırlarsa, alto kümülüse doğru giderlerse gece saatlerinde yani 8 ila 36 saat arasında da kuvvetli sağanak yağış bırakabilirler bu bulutlar. Ancak depremle herhangi bir bulutun ilişkisi olduğu henüz kanıtlanmadı. Dolayısıyla sadece sirrokümülüs değil, diğer başka türde hiçbir bulutun da depremle ilişkisi olduğu kanıtlanmadı henüz daha.